Derin pazarlıklar, planlar, seçim sonrası yeni oyunlar. Mafyada yeni dönem. Açığız, samimiyiz. Karşıdan da açıklık ve samimiyet bekliyoruz. Karşılarız. Boğazın karşı tarafı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, yıllar önce devletin içerisinde dönen pazarlıkları, mücadeleyi bu sözlerle özetlemişti. Karşı taraf. Peki karşı karşıya olanlar kim? Karşı karşıya olanların çatışmaları siyasete nasıl yön verdi? Bu güç odaklarının hesaplaşmasını anlamadan seçimleri ve mafya düzenini anlamak mümkün değil. Gelin Türkiye'de kritik eşiğin geçildiği seçimlerin aylar öncesine gidelim. Tayyip Erdoğan sonrasında kimin planları varsa bizi dedim mahvedecekti. Yeni uyuşturucu rotalarını, Erkam Yıldırım'ı, faili meçhul cinayetleri, Erdoğan'ın danışmanlarını, AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'nun adının karıştığı büyük para vurgunlarını anlatan Sedat Peker birden sessizliğe gömüldü. Tayyip abisiyle helalleşme videosu gelmedi. Sedat Peker çok zeki, akıllı. Yani öyle birilerinin dediği gibi birileri adına tetikçilik yapan birisi değil. Sedat Peker'i susturan, yeni pazarlıkların yol açılmasına neden olan olay, Erdoğan'ın Hablemitoğlu cinayetinin kapağını açmasıyla yaşandı. Milli İstihbarat Teşkilatımız uzunca bir süredir bu suikastin katili zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır'ın izini sürüyor. Erdoğan, Bozkır'ı Türkiye'ye getirerek bir taşla iki kuş vurdu. Eski yılbaşı Bozkır, yabancı gazetecilere Erdoğan'ın da adının karıştığı Suriye'ye giden silahlar, mühimmatlarla ilgili açıklamalar yapıyordu. Bozkır'ın getirilmesiyle bu konu kapanmış oldu. Erdoğan, ikinci kuşsa Hablemitoğlu cinayeti soruşturması genişletilerek eski albay Levent Göktaş ve karanlık iş adamı İnan Kıraç'ı esir almasıyla yakaladı. Sedat Peker, dijital tecrit yalanıyla video çekmeyi bıraktı. Pazarlıklar başladı. Amerikalıların deyimiyle Erdoğan, Allah'a inanır ama güvenmez. Seçimi almak zorundaydı. Almak için elinden gelen her şeyi masaya koydu. Peki bu kirli pazarlıklarda Erdoğan neler talep etti? Karşıma zayıf bir aday çıkarın. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın son 6 aydır düşün kafasındaki olan tek şey seçim. Seçimde zayıf olduğunu biliyor, ekonominin kötü olduğunu biliyor. Dolayısıyla karşısına çıkacak güçlü bir adayın İstanbul, Ankara belediye başkanları gibi İstanbul, Ankara'yı kaybettiği adayların karşısına çıkması durumunda sorun yaşayacağını biliyor. Dolayısıyla karşısına yiyebileceği, kendi dilinden anlayabileceği, kendi işte dindar pozisyonuyla beraber işte Türkçü ve dinci dindar kisvesine göre karşı propaganda yürütebileceği bir aday istedi. Ve işte karşısına Kılıçdaroğlu çıktı. Nitekim birinci tahminim çıktı. İkincisi de seçime CHP'nin asılmaması. Yani seçimi aynı eski seçimlerde olduğu gibi, bir önceki seçimde olduğu gibi. İşte adam kazandı modunda, yani halka çok güven vererek seçim kampanyası yürütmeleri fakat seçimi kaybetmeleri. Bütün anketler Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu aday olursa seçimlerde Erdoğan'ı geçeceğini gösteriyordu. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu kazanacağına, ekonomiyi düzelteceğine inandırıldı. Dünyanın farklı bölgelerine 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fon ile toplantı yaptık. Erdoğan'ın bütün mesaisi rakibini belirlemekti ve bunda başarılı oldu. Kılıçdaroğlu kendisine ilk defa gelip efendim siz aday olun biz kazanırız kim dediyse ona dikkat etsin. O kişilerin arkasında ya Erdoğan var veyahut da Erdoğan'ın establishment'tan, müesses nizamdan Erdoğan'ın koalisyon ortakları var. Pazarlıkta her şey Erdoğan'ın istediği gibi gitti. Sedat Peker söz verdiği, seçime 2 ay kala açıklayacağını söylediği dosyaları anlatmadı. Ben akdimde verdiğim sözden dönmem kardeşlerim. Erdoğan da sözünü tuttu. İlk turu kazanmasının ardından Türkiye'nin ta Bulgaristan'dan getirmek için uğraştığı Levent Göktaş bir anda serbest kaldı. Dosyanın iş adamı İnan Kıraç'a kadar uzanmasının önü kapatıldı. Geriye sadece Necip Hablemitoğlu'nun acılı eşi Şengül Hablemitoğlu'nun biz ne yaşadık 20 yıl tepkisi kaldı. Bu serbest kalma olayından sonra bizim özellikle ulusalcı kanatta Ergenekon kesiminde beklediğimiz klasik bir refleks var yani. Bunu bütün daha önceki dosyalarda yaptılar, kumpas dedikleri dosyalarda. Ya bu serbest kalmadan sonra çok büyük bir karşı propaganda yürüttüler. Ve işte bu çok büyük bir kumpas ve burada işkenceyle alınan ifadeler var. Bunun mutlaka hesabı sorulacak tarzında. Eğer gerçekten hukuken serbest bırakılmış olsaydı bu sanıklar, muhalif kanat ve işte CHP'nin içinde de çok önemli isimler var bu muhalif kanatın içinde ve muhalif gazeteciler çok ciddi bir karşı propagandaya girişirlerdi. Şu an onların girişmediğini görüyoruz. Yani bir sessizlik orada söz konusu. Pazarlıkların su yüzüne çıktığı başka olaylar da var. Taraflar birbirine güvenmedikleri için Muhammed Yakut isimli birisi piyasaya sürüldü, parlatıldı. Bir şeyler bildiğini, açıklayacağını ima etti, ucunu gösterdi. Esas külliyede bir hırkız var ki Fuat Oktay, ersizi, namussuzu. Ona gelince kıyamet kopacak.
devamını getirmedi. Pazarlığa sadık kaldı. Yine yapılan pazarlıklar çerçevesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'a büyük bir kıyak yapıldı. 95 milyon dolarlık bir davası var şu an. 95 milyon doları seçimden sonra sonuçlanmak üzere mahkemede Tuncay Özkan'ın bekliyor. Kanal Türk davası. Orada bekliyor. 95 milyon dolara AKP siyasetin köpeği olduğu dönemde yargının kimseye vermez, verdirmez. Buradaki sıkıntı ta önceden beri dillendiriliyor bu. Yani bu 95 milyon doları Tuncay Özkan'a verilmesi normal bir şey değil. Burada çok anormal şeyler gözüküyor, çok anormal şeyler gelişiyor. Erdoğan amacına ulaştı. Yasal olarak aday bile olamayacakken üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Bu pazarlık sonucu büyük bir alan elde etti. HDP'yi ağır bir seçim yenilgisine uğrattı. Selahattin Demirtaş partiden kopma noktasına geldi. Artık Kürt oylarının değil, milliyetçi oyların belirleyici olduğu kamuoyuna pompalandı. Kongrede yeni bir görev almayacağım. Hiçbir ağırlığı olmayan fakat plana sadık kalan Sinan Oğan, Ümit Özdağ gibi isimler geniş siyaset alanı buldu. Plan tıkır tıkır işliyor. Muhalefeti de şekillendiren cephe, özgürlük, demokrasi, eşitlik vaat eden, herkesi Halil İbrahim sofrasına çağıran pozitif bir seçim kampanyası yürüten Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir gecede değiştirdi. Balyoz'da, Ergenekon'da vatansever subaylarımızı hapse tıkanlara... Yeni dönemde sistemin dışına itilen en önemli isim eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Soylu çok uzun süre İçişleri Bakanlığı yaptığı için ona göre şekillenen bir mafya düzeni vardı. Korsan CD işiyle piyasaya giren Ayhan Bora Kaplan'ı Ankara'nın kralı yaptı. Oftan hemşerileri Sarallar'da Soylu döneminde Türkiye'nin en etkili organize suç örgütü konumuna yükseldi. Soylu'nun gitmesiyle ilk emniyet istihbaratta kendine yakın isimlere tırpan vuruldu. Sonra sıra mafyaya geldi. Dönüş biletimizdi Söybe. Yaktın bizi. Ağadayıyla kaplı Alaaddin İlyas Saral'ın Belçika'da yakalanıp Türkiye'ye iade edilmesiyle mafyada yeni döneme göre şekillenecek. Yapılan pazarlıkta Sedat Peker'e ne düştü o şimdilik dillendirilmiyor. Ama bir süre daha Dubai'de olacak. Gürşat Yılmaz hapisten çıktıktan sonra evlendi. Sakin bir hayatı tercih etti. Alaaddin Çakıcı yaşlılığın da etkisiyle hastalıklarıyla boğuşuyor. Tekrar hapse girmeyi göze alacak bir işin içinde olmamaya çalışıyor. Kadının sağlığı korkuyla işlerini yürütüyor. Bu ağır topların bir şekilde saf dışı kalması ile oluşan siyasi iklime uygun Boğaç Kağan, Muratan gibi yeni isimler piyasaya çıktı. Hiç bugüne kadar adı duyulmamış küçük gruplara da yol verilerek isimleri parlatılabilir. Ülkeye yeni pazarlıkların kirli aparatlarını yeraltının dehlizlerinden değil, sosyal medyaların troll kliplerindeki pozlarından izleyecek. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.